Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkartabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Yeni yılın ilk yarış programı da açıktan verdiğim programı da Şanlıurfa oldu. Yeni yılımızda hayırlara vesile getirir umarım. İstediklerimiz, hayallerimizin gerçek olduğu bu at yarışında, at yarış oyunlarında çok kazanmak değil, az kaybetmek üzerine kurgu yaptığımız, az kaybettiğimiz bir yıl geçiririz. Denk getirirsek de güzel bir ikramiye yakalayıp kendimizi, çevremizdeki eşimizi, dostumuzu da mutlu ettiğimiz bir yıl geçirmeyi temenni ederim. Ki özellikle bu 2023 100. yılında Cumhuriyetimizin Cumhuriyete bağlı kalarak devam etmesini çok çok isterim. Birinci koşuyla başlayalım. Melin dişi 4 nolu safkan kazanır görünmekte. İkincilik var arka arkaya. Kazanç sağlamışlar. Çıkmak isterlerse çıkabilirler. Yoksa diğer atlar. Yani 8-2 bunlar da tabii ki şanslı olan safkanıdır. 7. İkinci koşu plase başlangıcı şartlı 2. İki safkan da kalite handikap puanları aşağı yukarı aynı. Maiden çıktılar 2 ve 5. Birinin kazanması normal sonuç olur. Plaselerde de birinin kalması gerekir. Erkek safkan şartın kilosunda 2 nolu safkan. 2. 60 kiloyla biraz daha şanslı olsa da çok yakınlar gördüğüm bu. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 15, handikap 3. Arapların kısa mesafeli handikap yarışında dişi atlarda olunca biraz sürprize yakın sonuçları çıkartabileceğini gördüm. Bu grupta bu grubun atı olmayan Adana'da Deniz'in kızının arkasında kalan ancak Ferit tercihiyle bu kısa 9 günlük süre içerisinde biraz bakım yaptılarsa 7 koca oğul şartında atı durumunda handikap 15'in atı durumunda kaldı. Grubun kaliteli atı sıkıntılarından dolayı iyi sonuçlar alamadılar. Ferit tercihiyle burada istedikleri sonucu alabilirler. Mutlak kuponlarınızda olsun derim. Herhangi bir tekiniz yok ise bu grupta. Birbirlerini geçebilecek grup, diğer kalan grup 7'yi ayırdıktan sonra koşarsa kazanır. İyi koşarsa daha doğrusu. 5, 8 ve 3 nolu safkanlara dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Bunlar da şanslı olan diğer safkanlar, biraz daha ön planda önerebileceğim safkanlar. Son iki koşusunu kazanan 4, kazancı yüksek 2, ağır kilolu atı grubun 1. Buraya getirilen 6, tutmuyorum ama şimdilik tabii 9 gibi safkanlar kısmen de olsa şansları vardır. Diğer gruptan tuttuğunuz at varsa eklemeyi ihmal etmeyin derim. Olmaz diyemem. Yani dede yalaz gelirse niye geldi diyemem. Ki AGF'ler buradalar, doğru çıkmışlar. Beklentim favorisi bende 7, sürprizi de Deniz'in kızı olur arkadaşlar. Bu iki at hani favori piyasa durumunda çıkıyor bende. Ki Baba Balıkan da kötü bir at değildir. Buralarda yarışı var. Bu bölgeye yeni gelen at değil. Adana'da çim kazandı. Tekrar getirdiler. Etkili olabilir. O yüzden biraz kalabalık tutmakta da fayda var. Yani tek olur diyemiyorum 7 nolu safkan için. Son yarışlar çok kötü. Biraz hazırladılarsa, Ferit boşa binmiyorsa şayet, bizi kandırmıyorsa Ferit, doğru tercih yaptıysa net kazanır. Dördüncü koşu maiden dişi 5 ve 8 arkadaşlar. Bu atları mutlaka yazın derim. Aprantilerle maiden çıkıyorlar. İyi atlar genelde bu şekilde maiden çıkarttılar. Bu yeni yılımızda da bu kalitede görünen bu iki safkandan birinin kazanması bana göre normal sonuç. 3-4 AGF'ler, maiden dişiler çok güvenmem bilirsiniz. Maidenları çok da sevmem. 3-4-9 yeni koşan sürpriz potansiyeli duruyor. Ne çıkacak belli değil. Yazılır safkanlar yani 5 ve 8'den sonra tercih etmenizi tavsiye ederim. Diğer atlardan. 5. koşu şartlı 3 dişi. Gene zor bir koşu. Şartlı 3 ile bu şartlı 3 dişi de özellikle dün geçen Adana'daki yarışta hatırlarsanız Pixi'nin geldiği yarışta.
olmadık sonuçlar çıkartılabiliyor. Zor. Yani eğer beklediğimiz atlar istediğimiz koşu yapmazlarsa sonuç çok ters sonuçlar çıkartabiliyorlar. Burada kuponlarda olması gereken atları aktaracağım. 8 Monfali son yarışını tekrarlarsa mutlak etkili olur. Hatta kazanabilir. İşte 8'in takılacağı safkan 1 Alsima. Son iki yarışını dikkate almam. Bu yarışta bu grubu geçebilecek güç kaliteye sahip bir mutlak kuponlarınızda olsun dedim. 6'nın arası var. Sıkıntı geçirmiş olmalı. Eğer düzelttilerse gruba kilo veren safkan 6 da sürpriz yapar gelir. Ki aradığım atlardır şartlı 3'te dişi gruplarında bu tip sürpriz atları. Gün matrayı bugün için beklemiyorum. 4 ihtimalli, 9 Ferit tercihiyle bunlar AGF alan safkanlar yazılırlar. Yani 5, 7, 2 gelirlerse de niye geldiler diyemiyorum. 7 Adana'dan getiriliyor, arası var. Vardır bir sıkıntısı grubun kaliteli atı. Hani yani niye yazdık yazmadık diyemem. 7, 5, 2 bunlar diğer atlar. 8, 1 ön planda ki bir favori. 8, 1, 1, 8 6 sürpriz koşar atı diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 6. koşu şartlı 2. İngilizlerin şartlı 2 yarışında son 2 yarışını kazanan bu mesafelerde çok etkili olduğunu bildiğimiz 2 Bogota hala kazanır da çıkıyor. Takılacağı safkan bence öncelikle 4 King Ayhan olur. Beklediğim sonuç bu. Sonra 6 ve 1 nolu safkanları yazmanızı tavsiye ederim. Diğer atlar tamamen tercihen size bıraktığım yazımı size bıraktığım atlar olur. Hani iki tek olabilir bu mesafede çok başarılı. Yedinci koşu şartlı 4. Zor bir şartlı 4 dişi daha geldi. Buralar yani sıkıntılı sonuçlar çıkmaya başladı. Arka arkaya geliyor. Burada da o ihtimal var. 6-1 Mart gene Ferit tercihiyle bu grupları geçebilecek bir safkan ama takılırsa 3 Remini kıza takılır. Apprenti indirimiyle 57 kilo Remini kızı bu gruplarda söz sahibi olabilen bir safkan. Sürprizini 5 yapar. 5 sürpriz koşar. 4 Termeni kızı AGF, yüksek AGF kısada kazandı. Uzunda da yapabilir. Ancak onu geçebilecek atlar 6, 3 ve 5. Diğer atlar 1 grubundan kilolu attı. 2, 7, 9 tercihen yazmanızı tavsiye ederim. Bu yüksek AGF ben tek attım oldu AGF'si olur. 4 nolu safkan için tek atacak arkadaşlara itirazım yok. Kalite handikap puanı istediğim gibi vermedi. O yüzden tek önermiyorum. Ferit binerdi buna. Biraz daha hani tercihleseydi Ferit 1 Mart tercih ettiği anda son 2-3 programdır yarış kazanamıyor Ferit. Bugün buralarda bu atlarla iyi koşması ve kazanması gerekir. O yüzden 6-3 sıralamam bu. 5-4 sonra. 8. koşu. Handikap 15, handikap 3, 5 yukarı Araplar. Bu 5 yukarılarda grubun yaşlı atları, örneğin Ulu Pamir. Direkt ki sürpriz çıkarttım, sürpriz koşar durumda. Şanslı koşar durumda olurlar her zaman için. Tabii yani yarıştan yarışa değişir ama şart sabittir. 8. Özüm Turaş'tan etkili bir yarış ve kazanmasını bekliyorum. Bakın program biraz ters, tekleri oturmuyor. Tam hani böyle AGF tekleri de tam iyi değil. İşte güzel ikramiyeye gider ama bulmak mesele tabii ki. 8. Sürpriz teklerden bir tanesidir. 7. Rakip olarak önereceğim safkan. Bir de sürprizde koşan safkan durumunda hani tek kullanmıyorsanız mutlaka bu atları yazalım. Sonra 4 ve 3 nolu safkanlar geliyor. Beklentim bu 3 at arasından birinin yarış kazanması. Ki 8'i burada ciddi anlamda bekliyorum. Urfa, Şanlıurfa görebildiklerim bu oldu arkadaşlar. Hani program kolay değil. Dikkat edin gene her zaman olduğu gibi bütçelerinizi aşmayın derim. Direkt sabit tekleri, güzel tekleri net olarak çıkan bir program değil.
Tekrar görüşene kadar yeni yılınızı kutlar. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.